Hepinize yeni bir bölümden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın efendim. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Hofberman haritasındaki bütün her şeyi sizlere harf ve harf anbean anlatmaya çalışıyorum. Bir dakika, geliyorum. Kedi durmuyor. Biliyorsunuz British cinsi bir kedim var ve bununla savaş halindeyim sürekli. Şimdi Hofberman'daki bütün her şeyi, bütün yapabileceklerimizi size göstermek istiyordum. Bu arada haritayı güncelledim 1.4 sürümüne. Save dosyalarınız patlamıyor. Gönül rahatlığıyla güncelleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben de herhangi bir eksi olmadı. Onu belirteyim şimdi. Videoya başlamadan önce. Burada bir kiraz operasyonu var dostlar. Kiraz bahçesi var. Burayı yaklaşık 3.132.250 TL'ye aldık. Bakiyemiz 770 kaldı. Birkaç şeyden vazgeçmek zorunda kaldık. Bir çerdöveri kesiciyi ve mısır kesiciyi, mısır için kullandığımız, ayçiçek için kullandığımız tablayı da satmak zorunda kaldım. Kullanmıyorum, kullanmayacağım. Bu seride biliyorsunuz bunları gösterecektim sizlere de. Benim için de daha iyi oldu. Bir dakika, şöyle kalsın. Heh, tamam, kameranın yeriyle oynamayacağım. Shorts videosu yaparken sıkıntı çıkarıyor sonra. Burayı satın aldık. Şimdi buranın bakımını yapmaya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bir hayırlı olsunlarınızı alırım. Burada bir ev var. Evimize girebiliyoruz. Evimiz iki katlı. Çok güzel yapmış Allah modeli. O ne la? Silah var. He? Silah ne alaka? Koruma geçim mi burayı? O... Öyle olsa bile şey lan, problem yani. Silah kötü kardeşim. Evet, ikinci kata çıkılmıyor anlaşıldı. Boştan yere bagda kalmayalım. Şimdi evimizin kapısını kapatalım kardeş. Şimdi burada bir garajımız var. Bahçemiz burası. Epey büyük bir arazisi var. Toplayacağız, edeceğiz, getireceğiz. Burada kantar mı bu, yükleme operasyonu yeri mi? Nasıl taşıyacağız? Taşıma işlerini nasıl yapacağız? İnanın bilmiyorum. Bu videoda hepsine bakacağız abi. Şimdi ağaçlarımıza geldik. Ağaçlarımızdaki meyveler solmuş görünüyor. Bunun için bir römork satılıyor dostlar. Cherry Trailer diye geçiyor. Aha da bu abi. Bununla toplayacağız anladığım kadarıyla ben. Dilimin döndüğü kadar anlatıyorum işte, dediğim gibi bildiğim kadar. Ama şu fabrikasyon bölümünde herhangi bir şekilde göremiyorum bunu. Hayvanlar bölümünde olamaz herhalde. Bu arada buzağlarda maşallah. Bir maşallahınızı alırım. Şimdi kirazla ilgili herhangi bir operasyonel bir şey görmüyorum burada. Logosu kiraz olurdu herhalde değil mi? Yok, burada yok. Şimdi satış bölümüne giriyorum. Kirazı doğrudan mı satıyoruz kardeş? Bakalım. Evet, kirazı doğrudan satabiliyoruz. Herhangi bir prosesi var mı bunun? İşte kiraz suyu bilmem neyi falan var mı? Abi sanıyorum yok. Aynen. Şuradan bunlar üzümle alakalı olan şeyler. Okey. Herhangi bir su vereceğimiz bir yer var mı kardeş buna? Toprak solmuş görünüyor. Bunlara su mu vereceğiz? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi şuradan DLC bölümüne gelelim. Buradan Hofberman ekipmanlarına bir bakalım kardeş. Big Box'lar var. Geçtik bunları. Transport Box. Fish için. Apple. Elma. Bira kutusu. Transfer şeyleri falan bunlar hep. Bu ne abi? Hop Bales. Ne olduğunu bilmiyorum. Geçtik. Burada cherry şeyleri var. Bu ne abi? Hop Harvest diyor. Allah Allah. Neyi kardeş? Bunu nerede kullanıyor bilmiyorum ama biz şu trailer'ı zaten alacağız. Aa, bunu. Bir tane satın alalım. Zaten bir tane kullanabiliyoruz. İkinciyi bağlayabiliyoruz mu arkaya? Bağlıyoruz da. Neyse, şimdilik bir tane olsun. Ben şöyle bir aracımıza ışınlanayım istiyorum. Bugün Tümosan'la çalışacağım. Tümosan abiyi bir götürelim oraya. Tabii ki uğraşmayacağım dostlar. Bölge seçimi deyip buradan mağazaya ışınlanacağım. Böylesi daha iyi oluyor. Daha kolay oluyor. Yanaşalım kardeşim. Tam tutturamadık. Ha, gelmişken şeyi alalım. Şu pehlivan kolunu alalım ya, yeni modumuzu. Eyüp'ün yaptığı modu. Eyüp selam olsun kardeşim, izliyorsan eğer.
Abi Evin yaptığı hangisi acaba buradaki? Drawbar'lar değil. Ama şu olabilir. İleride var mı başka? Ha, delikli demir diyor. Belki budur. Ha, bu olabilir ya. Çekesi de var. Bunu bir takalım. Ya kullanması çok daha kaliteli olacak bizim için. Ha mesela remote istediğimiz gibi yüksekliğini falan ayarlayabileceğiz. Gidelim. Şu abiyi bir takalım. Gözüm kaşındı bu arada. Yüksekliğini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu çeki demirine bir saniye dostlar, bir dakika. Bahar geldi artık, benim alerjiler baş göstermeye başladı. Mesela bunu böyle istediğimiz gibi yüksekliğini ayarlayabileceğiz. Bu daha bir tatlı bir römork oldu şimdi. Taşıması daha kolay en azından, öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi dostlar, bölge seçimi diyorum tekrardan. Şurası mıydı? Neresi? Ha, burasıydı. Şu yoldan başlayalım. Yolu da güzel bu arada. Hani mekanı da iyi. Mesela online falan yaptığınızda burasını ayrı bir kişi kullanabilir. Hofberman'la ilgili bir projem var ama yani ne kadar yapabilirim inanın bilmiyorum. Duruma göre değişecek. İlerleyen zamanda görürsünüz. Şimdi bir zamanı bir hızlandırmayı deneyeceğim. Bu solmuş bir ama. Yani bunu tekrardan gübrelememiz gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Ne yapmamız lazım? Biz şunu bir mekana çekelim hocam da. Bakın dönüşler falan nasıl rahat. Doğrudan bağlı olsaydı bu kadar rahat dönemeyebilirdik. Tamam, burada kalabilir. Buradan ayırabiliriz. Kümason'u da yana alalım hemen. Yanında dursun. Burada kullanacağımız ekipman neticede. Tabii muhtemelen bunları boşaltacağımız bir yer de lazım olabilir de bize. Nasıl yapıldığına bakmadım hiç. Videosuna falan izlemedim dostlar. Burada bir binamız var. Onu göstereyim. Burası da bir garaj. Işığı da yanıyor böyle. Ama nasıl kullanırız bilmiyorum. Şöyle bir hızlı koşmayı da açmak istiyorum ben abi. Nereden açıyorduk onu? Ha, buradan. Yani videomuzun uzun olmasıyla alakalı herhangi bir sorunum yok. Video uzun olabilir. Yapacağız bir şeyler. Şimdi ben herhangi bir... Burada şey de var bu arada. Arı da var. Bal da üretiyoruz. Nice. İçinde de 35'lik de varmış. Şimdi hasada hazır... Aa, hasada hazırlar var. Aracı getirelim bakalım. Nasıl hasat ediyoruz peki? Rümeo direkt aracın ağacın altına sürüp o şekilde mi? Tamam. Bağladık. Hasada hazır olanlar var. Şey var. Bunları bir test etmek lazım. Mesela bu abinin yanına geldik. He. R'ye mi basacağız? Nasıl hasat edeceğiz? Çeri hasada hazır. Allah Allah. İçerisinde sıfır litre çeri görünüyor. Bazıları böyle... Allah Allah. Dur, bakacağız abi, ayarlayacağız. Bir makinesi falan vardır bunun muhakkak. Ben bir araştıracağım zaten. Bu videoda dediğim gibi tam çözüm, tam paket hepsini yapacağız. Yanaşalım, ağaca dayandık. Tamam, bu böyle olmayacak. Ben bir araştırayım bunu, bir bakalım. Evet, internette çok kısa bir araştırma aşamasından sonra halletmiş bulunmaktayız. Şimdi diyor ki show diyor, harvest diyor, marker diyor kardeş. Tamam, bak şimdi şu sağımızda çıkan şey bizim markerımız. Ama hangi ağaçları yapacağımı şöyle bir bakmam lazım. Mesela burası hasada hazır diyor. Aynen. En sağdan başlayalım abi. Düzenli bir şekilde gidelim. O markerı istediğim gibi oynatabiliyorum ayrıca, onu da söyleyeyim. Uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum. Eğlenceli olacak bu arada. Toplaması falan bayağı bir keyifli. Harvest market marker diyor. Şimdi B'ye basıp çalıştıracağız diyorum bak. Şu uzaklık bence kafi. Mesela bu ağaca geldik, tamam mı? Şimdi B'ye basıyoruz.
Onu alamadık mesela. Neden? Tam mı ortasından geçmemiz lazım? Tuhaf. Neyse dönüşte alırız onu. Bazılarını topluyor, bazılarını toplamıyor. Ne iş? Allah Allah, hiç durmamam mı gerekiyor? Tuhaf. Bu işte bir yanlışlık olabilir. Mesela bunu alamadık. Tam markırı iyi ayarlayıp o konumdan gitmek gerekiyor aslında. Neyse, Römo'yu dolduracağız. Böyle böyle dolduruyoruz dostlar. Tam daha böyle güzel ayarlanabilir. Onu söyleyeyim. Ben amatörlüğümüze denk geldi biraz ilk tur. Ama kalanları da toplayacağım yani, öyle söyleyeyim. Orada bırakmam. Tamam, şöyle bir dönelim, tamam mı? Ben şöyle bir hizayı tam bir ortalayacağım. Böyle ortalayıp mesela şu aşamadan gideceğim abi. Susam bağırıyor bu arada. Babacım, ama yani yaramazlık yapıyorsun buraya aldığımda da. Dostlar, şimdi hormonal şeyleri var ya bu hayvanların, biliyorsunuz. Kızanlık dediğimiz. Çift arıyor, çift. Nisan ayına geldik ama. Evet, harbiden toplayamıyoruz onları ya. Allah Allah. Şöyle bir tur daha aşağı doğru gideceğim. Toplayabilirsek ne ala. Ama bırakıyoruz çoğu yerde. Garip. Bunu aldık. Gariptir ama aldık yani. Bak, onu alamadık. Neden? Allah Allah. Bazılarını alıyor, bazılarını almıyor. Tamam, yapacak bir şey yok ya. Bununla idare edeceğiz biz de. Dönelim. Tam şuradan ayarlayacağım hizayı. Tam ağaca sıfır değil de işte, anladınız siz onu. Tam lokasyonu. Tam böyle gideceğiz işte. Şu anda eksiksiz toplayacağız muhtemelen. Bir remok dolduralım bakalım. Geri kalan adımları nasıl yapılıyor onu bir görelim. Mesela bunu alamadık. Evet, uzaklaşıyor muyuz? Ne yapıyoruz abi? Biraz altında mı kalacak acaba? Garip ya. Biraz çizginin altında kalacak. Tam marker ortalı değil yani. Anladım abi. Net bir şekilde anlaşılmıştır şimdi. Bunu da alacak. Tamam, bu sıraya girelim şimdi. Kapının önüne geldi, bağırıyor bizimki. Babacım, yaramazlık yapıyorsun ama seni almak istemiyorum ben şu an. Sen de dövüşeceğiz yoksa yani. Alırsam seni içeri. Evet, şu aradan geçirsek kafi. Ha yok, biraz yakın olması lazım markera. Tam böyle markerın işaretin tam ağacın neresinden geçtiğine bakın dostlar. Tam noktasını bulduk. Bu da işte, oyunu oynadık. Sistemin nasıl çalıştığını biliyoruz. Öğrendik yani. Tamam, bak gördünüz mü, takır takır topluyoruz şu anda artık. Mesela ağacın ortasından bile geçmiyor yani. Ama topluyor. Güzel ama İngilizce. %88 oldu. Bunu da alamadık. Biraz marker atacağım. Uzaklaştık herhalde ağaçlardan. Bunu aldık mı? Niye alamıyoruz? Tam profesyonel olduk falan derken var ya.
%90. Tamam. Durduralım. Marker'ı da kapatalım. X ile kapatıyorsunuz bu arada. Remote'un başka bir özelliği var mı? Yok. Boşaltma olayı var dostlar. Onu göstereceğim. Ne yapacağız ki? Bu rampadan mı boşaltacağız? I ile bırakıyorsunuz. Peki mesela. Peki diyelim ki bunları boşalttık. Ama dedim ki kardeş ben şey yapmam lazım. Bunları buradan taşıyacağım. Benim otomatik yükleyecek remote çalışacak mı burada? İnşallah çalışır. Çalışırsa var ya muhteşem olur. New Holland'la hallederiz hemen 2 dakika. Buradan da güzel para yaparız. Paraya ihtiyaç var. Para lazım. Çok para. Tamam. Bununla ışınlanalım abi. Tam olarak buraya. Big Bag diyor. Euro Palette Overload. Palette diyelim de belki yani bilemedim. Yani bu almayabilir bu arada. Universal bir şey kurmam gerekiyor olabilir. Eyvah ya gittik köşeye tak gerçekten değil mi? Tip side left. Şimdi right olacak o. He. Şöyle olsun. Abi bu arada duvarın üstüne çıkmazsan sevinirim kardeşim. Şöyle bir tur daha dönelim biz. Germe kayışlarını bağla çöz. Tamam bununla alakalı değil. Otomatik logic çalışıyor şu anda. Biz tipi değiştireceğiz sadece. İnşallah buluruz şeyini. Çalışanını. Bu arada buraya koymaya gerek yokmuş ya. Yukarı. Şimdi. Right'te kalsın bu. Disabled yapalım bunu. Şimdi Z'ye basacak. Basacak. Bu pamuk. Bu balya. Balyaları geç. Bu da değil. Barrel palet de değil. Euro palet de değil. Wall palet de değil. Large palet de değil. Tamam bunlarla alakalı değil. Biz bir universal bir mod bulacağız hemen. Ben bir kaydedeyim. Durdurayım videoyu geliyorum. Bu arada bana yorumlarda çok fazla şey diyorsunuz. İşte modları nereden buluyorsun? Modab'a giriyorum abi bildiğin sizin gibi. İndirilebilir içerikler bölümünden buluyorum. Şimdi bu çıkardığım şeyleri görüyor. B'ye bastım. Disable Autoload diyor ama şu anda mesela yanımızdaki şeyleri görüyor. Neden toplayamıyorum? Euro palet diyecek. Round bail. Yok abi bunları toplayamıyoruz yani. Garip. Ama görüyor şu anda. Bir dakika. Z'ye basayım. Bir dakika. Şuradan doğrusunu bulacağız. Enteresan. Bir de şu taraftan yanaşayım. Belki ondan dolayıdır. Olmadı. Elle dizeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Perkül modumuz boşuna durmuyor burada. Ama işte bu paletleri toplayabilsek çok tatlı olurdu abi. Mesela Universal kurulu şu anda. Allah Allah. Şu an garip abi anlayamadım.
Tamam ya, yapacak bir şey yok. Biz bunu elle yükleyeceğiz abi. Herkül modu nerede kardeşim? Hiçbir şey yoksa Herkül moduyla halledersiniz. Daha önce söylediğimiz gibi. Bir remok yapalım böyle. Sonra götürüp satalım bakayım parası nasılmış. Buna spanzeti çekeceksiniz. Misler gibi keyfinize bakacaksınız abi. Tam yanaşırız bir dahakine. Bu tur böyle olsun. Şimdi ben iyice buraya dizerim şeyleri. Tamam. Hocam sen burada kal. Boştan yere çalışma. Tamam mı? Ben de bu araçla bir gideyim. Toplamaya devam edelim. Gördünüz mü Römer'in nasıl yüksekliğini ayarladım? Ya. Kaçıncı sırada kaldık? Vallahi unuttum. Herhalde 3'ü almadık daha. Ya da aldık mı? 3'ü aldık. Yani çalıştır diyelim şuna. Bu abiyi topladık mesela. Tam çemberde olmasına gerek yok. Birazcık böyle araçtan taraftaki yerde olacak. Olsa yeterli. Şu an aslanlar gibi topluyor. Arada sırada iç kamerada yapalım. İstikametimizi hiç bozmayacağız bu arada. Topluyoruz güzelce. Ağaçlar da sırada ekilmiş. Bu da işimizi bayağı bir rahatlatıyor. Toplamaya devam bakalım. Oraya bir yığıntı oluşturalım. Bu da böyle önden görüntüsü. Bu arada şu andaki görüntü hakikaten çok güzel. Yavaş yavaş yapıyoruz ya. Sanki bir gerçek bahçedeymiş edasıyla. Verimi nasıl arttırabiliyoruz acaba? Bunlar gübreleniyor mu? O da önemli bir detay biliyor musunuz? Bak mesela uzaklaştık biraz. Bazı ağaçlarda var, bazılarında yok. Bu da dikkatimi çekmedi değil. Tamam, bunu da topladık. Bu sırada var mı? Hızlanalım abi burada. Şu sıraya da gireceğim. Bak şu ağaçta var. Bazılarında var, bazılarında yok. Niye le? Çok enteresan. Vermemiş demek. Gerçi neye enteresan geliyorsa bana da. İnanılmaz. Bu işi de yapmadık demeyiz ya. Elhamdülillah bunun da ucundan tuttuk. Farming Simulator'da yapmadığımız bir şey kalmasın abi. Şuradan devam. Geldiğimiz yoldan tekrar aşağı doğru ineceğiz. Çalıştırdığımızda makinenin hızı da düşüyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Bir remok daha alacağız şimdi. Bunu çok herhalde hayal ettiğim kadar da fazla toplayamayacağız. Belki de toplayacağız bilmiyorum. Bir tur daha yaparım ama ondan sonra. Yani bunu yaparım. Bir tur daha yaparız. Az da değil bu arada. Epey de çıktı yani. %96 oldu. Tamam. Şimdi gidelim bunları boşaltalım hocam. Buradan koysak olur. Bu aracı da şey yapalım.
Tam yanaştıralım. Sıfır yanaştıralım ki. Rampa gibi kullanalım ki rampa burası. Burayı kullanalım diye yapmış. Yapan. Tam yanaşalım hocam. Tam. Tamam. Yani buradan alıp böyle koyması çok daha rahat olacak bizim için. Aa, Bagdan mı bu? Eyvah abi ya. Eyvah abi. Tamam ya, bu rampayı kullanmayacağız. Anlaşılmıştır. Abi şöyle bir yanaşalım hocam. Tamam mı? Şuraya bir ışınlayalım. Allah'tan şu Herkül falan var da bunları kullanıyoruz da. Görüyor musunuz yani yaptığımızı? Obje spawn etme muhabbeti de bu şekilde bu arada, bilmeyenler için. O da aydınlatıcı olmuştur umarım. Yanaşalım. Bunu da koyalım. Bir tane daha var sonra zaten. Yapabildiğim kadar fazla satış yapmak istiyorum. Çünkü para lazım. Çok para. Bu spanzetler önemli bu arada. Bunları çekeceğiz. Tamam, ben hızlıca birkaç tur daha yapayım. Tamam mı? Dönelim. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım abi. Nerede kalmıştık? Vallahi hatırlamıyorum. Şu sırada var gibi duruyor. Girelim bakayım rastgele. Tamam, bu sırada yokmuş. Öteki sıraymış. Devam. Buradakilerin hepsini topladık. Yan tarafa da sıçramam lazım aslında bir. Almadığımız yerleri de bir alalım. Şu an geri geleceğim. Şöyle bir yanaşacağım buraya. Hadi de alacağım. İlmini öğrendik değil mi artık? Vallahi bak. Güzel oldu. Şuradan şöyle hızlıca döneceğiz. Derken ağaca vuracağız tabi yani. Hiç işimiz rast gitmez ki zaten bizim. Cherry cherry leyle. Bunu da toplayalım. Sen de gel aramıza. Var mı daha bakıyoruz. Görürsek yavaşlayıp alacağız. Öteki taraflarda var mı? Bak şurada var. Bu sıra kuvvetli görünüyor. Para lazım, para. Çok para. Bunu da toplayalım. Kursorun nereden geçtiğini aklınıza tutun dostlar. Yazın aklınıza. Benim gibi sıkıntı çekmeyin siz de. Biz öğrendik ilmini. Herhalde bir tane atladım ya bu arada. Var mı burada kardeşim? Bazı ağaçlarda var, bazılarında yok. Ve bu durum beni üzüyor. Işığı yaktım rahat göreyim diye ama bazıları solmuş. Neyse bakalım ya. Öteki sırada vardı. Allah'tan ümit kesilmez. Şuradan gireriz. Bir doldururuz abi.
Bak şurada var. Bazı ağaçlarda tek tük var. Ama alamadık mesela. Gördünüz mü? Geri gideceğim. Çok yakın kaldık. Şuradan alır. Söylediğim gibi. Hemen kameramın ahanda burasında takip edebilirsiniz. Çok yakın olmayacaksın. Çok uzak da olmayacaksın. Neticede çok görüşmek saygıyı, çok sevmek nankörlüğü getirir kardeşim. Kaybettirir. Pardon, nasıldır ha? Çok görüşmek saygıyı yitirir. Yitirir. Çok da sevmek nankörlüğü getirir kardeşim. Dikkat edin. Burada da varmış. Ben solmuş zannetmiştim mesela. Ama verim düşük. Herhalde. Ya da normali bu. Bilmiyorum ki. Hayatımda ilk defa yapıyorum ben de. Cherry. Tamam, buradan çıkalım. Bu ağaçlar da yok zaten artık. Şu sırayı alalım. Sağımızı almadık bu arada. Onu da alacağız. Meyveyi gördüğümüzde yavaşlayacağız. Ya burayı komple biçmiş olacağız bu videonun sonunda. Dediğim gibi video uzun olabilir. Hani uzun videolarda atacağım ara ara. Canım istiyor bazen oynamak. Böyle farklı şeyler görünce de oynuyorum yani. Farming Simulator aslında ben şeyinden sıkılmışım. Gir tarlaya, işte ek, sonra biç, ondan sonra bir şeyler yap. Hep aynı şeyleri yapmaktan hakikaten yorulmuş ve sıkılmışım. Bundan dolayı oynayamıyormuşum. Yeni şeyler olunca böyle oynuyor insan. Sen bir de yeni Farming Simulator çıkınca gör. İnternette birkaç video dolanıyor. Bence asılsız bir haber onlar dostlar. Hani bana da yazmışsınız. Instagram'dan da yazan olmuş. YouTube'da yorumlara da yazan olmuş. Aslı yok. Çünkü Die Giants tarafından herhangi bir duyuru görmedik. Sonuçta oyunun yapımcıları o. O adamlar duyurmadan yeni oyunun habercisi olamaz herhalde. Olmamalı bence yani. O yüzden itibar etmeyin şeylere. Böyle haberlere. Heyecan yapmayın boştan yere. Çünkü beklentiye giriyoruz. Beklenti de insanı öldürüyor. Beklentiye girmeyin abi. Hiç kimseden bir şey beklemeyin zaten. Şöyle gidelim. Bu abileri buraya boşaltalım hocam. Şimdi geri gidelim toplamaya. Şurada başta almadıklarımız vardı. Onları da gidelim alalım. Biliyorum. Hemen yorumlara yazdın. Başta bıraktım bak diye. Oralarda toplayamadıklarım var. Biliyorum. Şimdi onları toplamaya geldik kardeşim. Hiç bırakır mıyım? Bende öyle göz var mı ya? Bunlar hep para para. Çok para lazım. Çok. Bak bir tane daha var. Bunu da alalım. Hop al. Hop burada da varmış. Hop alamadık. Kardeş. Ama sen böyle edersen ben sinir stres olurum. Sinir stres olursam olmaz. Bu ikinci sırada da vardır kesin. İlk üç sırada herhalde böyle hata yaptık. Ondan sonraki normal diye düşünüyorum. Burada da var mı? Herhalde burayı güzel almıştık ya. Güzel. Oo, sağlam yemişiz ha burayı. Vallahi yok. Tamam. Gerçi ben niye kamerayı uzaklaştırdım? Gerçi görünmüyor ki baba. Bazıları görünmüyor. Tamam neyse, tamam bu tarafı almışız abi. Bundan sonrasına yamyam gibi çöktüğüm için biliyorum yani. Kendimden biliyorum. Orayı güzel aldık. Şimdi bu sıralar var. Dur abi, orayı almazsam olmaz ya. Düzgün başlayalım. Düzgün başlayalım kardeş. Hiç kameraya geçeyim ben bir. Böyle dönelim. Niye alamıyorsun abi?
Hayır, amacın beni sinir etmekse evet oldum. Devam. Aynen böyle. Hayır. Geri geri alacak mısın? Yok, almıyorum. Bir saniye dostlar. Aynen, durdurmak zorunda kaldım dostlar. Bir yandan da Rise Online'da farm tutuyoruz. Onu ayarladım. Oynayan varsa ne demek istediğimi çok iyi anladı şu anda. Ve gülümsüyor. Evet, virüse ben de katıldım dostlar. Sarıyor ama oyun da sarıyor şimdi, Allah var yani. Oyunda yapabileceklerinizin sınırı yok. Ve yasal olarak remete dönüyor ya. O cezbediyor biraz adamı. Evet. Ya 1,5 trilyona kılıç mılıç var işte, öyle söyleyeyim size. Anlayacağınız dilden. Ya bak, onu alamadın. Ya arkadaş, kanser olacağım. Onu da al. Tamam, burası da bitti abi. Şöyle bir göz gezdireceğim ufaktan. İnerken var mı yok mu bir şeyler. Buralar boş. Buralar boş. Tamam, bitti ya. O kadar okey. %50 de doldurduk. Allah bereket versin. Şimdi bunları satmaya götüreceğiz. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Bu aklımdaki deli sorulardan biri. Boş alan olması lazım. Şu anda buraya boşaltabilirsin sen de o zaman. Bu arada teslimata Tümosan'la gitmeyi planlıyorum. O yüzden bunu bırakacağım. Tümosan'ı bağlayacağım. Şu abiyi de sökelim hemen. Dönersin değil mi oradan? Heh, döndüm. Sen de burada kalabilirsin şimdilik. New Holland abi. Tümosan'a dönelim. Trailer'ı bağlayayım. Ondan sonra işimize gücümüze bakak. Tamam, böyle tatlı oldu. Okey. Motoru kapat kardeş. Şimdi yüklemeye devam. Yani bu en son çıkardığımızdan 3 tane gelmiş. Zaten anca. Bu dolu bile değildir bu arada belki de ya. Ha, dibinde birazcık var. Hani göstermelik, anladınız mı? Hani var yani biraz. Evet, şunu da şöyle üstüne bırakıyorum ki birazdan çıkınca düzelteceğim. Yani üst yukarıdayken halledeceğim o işi. Şunu da bırak. Şöyle de bırakabilirsin. He? Ne oldu lan? O neydi öyle? He? Işınlandı bildiğin. Bunu buraya sabitledik. Çok güzel mal sararım, biliyor muydunuz? Söyledim daha önce. Eski işimde şeymişim, halde çalışıyormuşum ben. Öyleymiş yani. Ama şöyle. Allah. İnşallah tutturabileceğim orayı. Şu arka taraf boş kalabilir bu arada. Ben şey yapacağım. Şunun üstüne koyacağım. He. Şunu sökmem mi lazım? Ha, birbirine transfer ediyor bu arada. Yani bu
Anladım. Boş olan dolu olanı destekliyor falan filan. Tamam, önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Çık abi spanzetleri çünkü bağlayamıyoruz. Tamam. Okey. Bunu da güzelce sarmış olduk. Şimdi ben bir kapak fotoğrafı yapayım geliyorum. Bir şeyler deniyorum Nvidia'dan. 4K ekran resmi çekiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama o epey bir uzun sürüyor. Herhalde çok çok kaliteli çekiyor. Tamam. Ekran görüntüsü okey'i aldı. Ama görüntü ne kadar güzeldi değil mi? Renklere baksanıza. Ayarlayacağım ayarlayacağım. Güzel bir görüntü filtresi yapıp sizinle de paylaşacağım dostlar. Şimdi Cherry'nin en fazla satıldığı yeri bir bulalım öncelikle. Şimdi satışa geçtik. Şimdi para yapma zamanı. Para lazım, çok para. Hemen şuradan bakıyoruz. Cherry'yi fiyat dalgalanmasını göster diyelim kardeş. Haziran ayında en yüksek seviyeye ulaşıyormuş. Şu an hangi aydayız babacım? Ağustos'tayız. Peki biz Ağustos seviyeleri de güzel. 26 bine falan geliyormuş yani. Diğer türlü de. Sıkıntı yok. 24.440 en yüksek satabileceğimiz yer Bakery diye, Direct Sales diye bir yer varmış. Sanırım daha önce gittik buraya biz. Tabii ki ışınlanmayacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Haritanın neresi la ora? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Bakery nerede? Bura mı? Ha, bizim çiftliğin orada. Okey. Harbiden mi çiftliğin orada? Buradan çiftliğe nasıl iniyor? Bu yoldan direkt. Tamam, şu yolu çekmek istiyorum da. Arka yoldan gitsek mi? Ha, arkadan yol var. Toprak yol var. Hadi gidelim. Tavuk çiftliğinin oradan gidelim. Peki buradan arkaya dolanacağız. Arkadan oraya ineceğiz. Tamam. Hallederiz. Bence yani. Buradan sola giriyoruz. Kardeş. Doğru mu döndük? He, doğru döndük. Toprak yol varmış. Oradan gidelim abi. Sıkıntı yok. Hep mi ana yolu kullanacağız baba? Traktörle de gidebiliriz biz bence. Allah izin verirse tabii. Şuradan bir yol da açabiliriz gerçi de. Hopperman haritası çok güzel dostlar ya. Hani hakikaten emek verilerek yapılmış bir harita. Yapımcılarını hakikaten kutluyorum. Yapımcılarını mı, yapımcısını mı ne diyeyim bilemedim ama harbiden tatlı bir harita olmuş. Oynatıyor. Farming Simulator 19'da da yine çok fazla mesai harcadık biz Hofberman'da. Orada da güzeldi, burada da güzel. Vallahi emeklerine sağlık dediğim gibi. Ne diyeyim ki? Buradan direkt aşağı tavuk çiftliği tarafından bizim oraya ineceğiz direkt. Güzel yolu iyi kolay. Yani zor değil. Burası daha bir kestirme. Diğer yer... Burayı da alabiliriz bu arada ileride. Ya yani tavuk için böyle fabrikasyon olayı yapılabilir. Şuradan gideceğiz. Solumuz tavuk çiftliği dostlar. Burayı da alabiliriz. ABC bak binalar falan çok güzel. Güzel videolar yapılabilir buradan da. Direkt tarlanın ortasından yardıracağım. Ezan bildirimi. Kuşlarımız ötüyor. Burası fırın. Öyle mi? Fırın alıyor bunu. Herhalde kek falan yapıyorlardır bununla da. Yani. Direkt selden vereceğiz. Kardeşime. Güzel güzel satacağız. Haritadan da kontrol ediyorum bir yandan. Şuradan şu takla atmadan dönebilir miyiz? Bence döneriz abi. Yani bence sen başarısın. Tüm olsan abi. Buradan değil. Bir sonrakinden. İçeri doğru gireceğiz. Tam olarak burası. Azizallah. Direkt selimiz neresi bizim? Kardeşim. İçeri mi park edeceğiz? Yapma. Yapma bana bunu yapma.
Buraya gireceğim deme ya. Yavuz. Şimdi senin direct selin nere kardeş? Bakri. Ben bu remorkla girmeyeyim baba oraya ya. Girmeyeyim. Yapma. Vallaha. Yapacak galiba. Başarırız da biraz uğraştırır. Yani imkansızı... Hayır. Çok fazla kırdın kardeş. Bak şimdi toparla sen. Altına gir şimdi. Aha. Şöyle tam kır şimdi. Şimdi düzle. Baba oyunda zor bu. Gerçekte çok kolay la bu. Vallahi bak ben size söyleyeyim. Gerçekte harbiden kolay. Oyunda çok zor. Oyunda adam akıllı yön veremiyorsunuz. Buna hassas olmanız lazım. Oyundayken şey yapamıyorsunuz. Fazladan kırıyorsunuz, ediyorsunuz falan. Tam direksiyon açısını ayarlayamıyorsunuz. Milimetrik girmeniz lazım ya. Bir de çok yavaş hareket etmek gerekiyor. O yüzden bu yüzden zor. Gerçekten oraya mı taktık? Al. Gir altına gir. Tamam. Şimdi düz geleceksin ya. Vallahi hiçbir şey yapmayacaksın. Dümdüz gel. Gel. Ama hiçbir şey yapma dedik. Hiçbir şey yapma dedik. Sen yapıyorsun. Şeytan dingili kullanmak gerçekten çok kolay. Kolay da. Deneyimleme şansım oldu tırda bu arada dostlar bunu. Belki de buraya satmıyoruz. Biz niye kendi kendimize gelin güvey olduk? Al bakayım birini. Aç şu süper gücü kardeş. Ha, babayı sana mı satıyorduk? Tamam. Al. Al kardeşim. Keşke spanzetleri sökeydik önceden. Ha, güzel de yanaşmışım bu arada ya. Hiç laf ettirmem. Tekmele bakayım. Toplam hasat gelirimize bakalım. Kardeş, gel şuraya. Şuradan para şeyine. Ağustos ayında satılan araçlardan 2200. Tam bunu geç. Satılan arsadan geç bunu. Hasat geliri 288 bin. Yani bilemedim. Doğru şeye mi baktık biz? 337 bin oldu. Yani fena değil. Yapılabilir. Küçümsemiyorum rakam bu arada. Öyle düşünmeyin de. Anladınız siz onu. Neyse 50 dakikalık güzel bir videoyla sizleri baş başa bıraktım. İzlediniz. Emeğin karşılığı olur mu bilmiyorum ama beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Videonun zaten sonuna kadar geldiysen abone olmadan gitme. Diğer videolarda da Hofberman haritasında farklı şeyleri göstereceğim. Bu tavuktur, odur, budur. Bir sürü şey var daha. Onları da yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüldünüz. Hoşça kalın. Bay bay.